Merhaba, ben Tayyar Işık Saçan. İşkolik'tesiniz. Bugün Ali Hakim Kurt'u ağırlıyorum. Jeoloji Yüksek Mühendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tayyar Bey. Bir sürü sorum var. Bir jeolog yakalamışken neler sorarım, neler diye düşünüyorum. Ama önce seyircim sizi bir tanısın. Birazcık kendinizden bahsedin bana. Ben Ali Hakim Kurt. Jeoloji mühendisiyim. Yurt dışında şu an bir firmada altın madenciliği yapıyoruz. Liberya'dayız. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Kaç sene oldu? Meslekte şu an 12. senemizin içerisindeyiz. Fakat Liberya'da bir yıl oldu. Onun öncesinde de Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Şimdi madem ki altından bahsettik, dünyadaki herhalde tahmin ediyorum en sağlam yatırımlardan bir tanesi. Ülkemizde de son zamanlarda altın madenleri konusunda gazete manşetlerine yansıyan yeşili mahvediyorlar, doğa gidiyor, altın madeni için yer açıyorlar kavgaları var. Biz bu kaynak açısından iyi bir ülke miyiz? Bir jeolog olarak oralar açılırken gerçekten doğaya ciddi zararlar veriliyor mu? Ne olur sizin ağzınızdan dinleyelim. Bizi dinleyenler de birazcık rahatlamış olsunlar. Tabii ki ben de anlatayım bu konuları. Kesinlikle böyle doğaya katletiyorlar, doğayı mahvediyorlar gibi şey söz konusu değil tabii ki. Biz madenciliği yaparken bu madencilik sürecinin devamında ve sonrasında yapılacak tabii ki tahribatlar oluyor. Ama biz bunları ne kadar aza indirebiliriz ve bunları daha iyi, daha güzel nasıl sonlandırabiliriz? Tabii ki bunların çalışmaları yapılıyor. Altın madenciliği söz konusu olunca tabii ki insanlar daha çok böyle tepki gösteriyorlar. Fakat öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Bunlar hepsi kapalı tesisler içerisinde üretimler gerçekleşiyor ve gayet de emniyetli şartlar altında gerçekleştiriyor. Teknoloji geliştikçe de bu teknolojiyle birlikte tabii ki bu önlemler daha da artıyor. Daha da iş daha olur yönde devam ediyor tabii ki. Alanı nasıl buluyorsunuz? Orada böyle bir kaynak olduğu nasıl ortaya çıkıyor? Sonrasında nasıl bir işlem başlıyor? Birazcık anlatsanıza bize. O çok böyle şey gizemli biz hani evet. Belgesellerde falan görüyoruz oraları. Hatta biraz da böyle dere kenarlarına falan indirdiler. Millet gidiyor oralarda şeydir böyle ellerinde kevgirlerle falan ama tabii sizin işiniz çok daha meşakkatli bir iş. Alanın böyle verimli bir alan olduğu nasıl ortaya çıkıyor önce? Yani burada bir maden var. Evet. Hatta Afrika'da hala daha devam ediyor. Eski yöntem altın bulma işlemleri o şeylerle. Ama tabii ki bunun öncesinde çok böyle bir teknik bir ön çalışma oluyor. Burada exploration yani arama ekiplerimiz öncelikle sahalara gidiyorlar. Bu sahalarda dere kumu örnekler alıyorlar. Dere kumu örneklerinden belirli bir iz elementler dediğimiz işte altını yanında bulunan, altınla birlikte oluşum sağlayan elementler var. Öncelikle derelerde bunları yakalamaya çalışıyoruz. Daha sonra tabii ki altın değerleri de oluyor bunların içerisinde ufak ufak. Ve biz ana derelerden yukarılara doğru yani kılcal akarsulara doğru gidiyoruz. Ana deremiz var, örnek aldık. Dedik ki evet buradan gelebilir. Daha sonra o ana derenin daha yukarısında. Bunu besleyen kanallar nerede? Biz tabii ki onlara doğru hedef bölgeler o taraflar oluyor. Tabii ki bunlar devam ederken, örnekler alınmaya devam ederken daha sonra biz bakıyoruz ki birkaç tane kola ayrıldı. O kollardan da örnek alıyoruz. Ha buradan gelmediyse demek ki diğer kollardan gelmiştir diye. Bu şekilde alan daraltma yöntemine gidiyoruz. Alanları daraltıyoruz ve en sonunda da evet burada araştırma yapılabilir deyip o bölgeye yoğunlaşıyoruz. Daha sonra tabii ki dere kum örneklerinden toprak örneklemelerine, daha sonra kayaç örneklemelerine geçiliyor. Daha sonra da sondajlı arama evresine geçiliyor. Afrika bu konuda madenler konusunda özellikle sadece altın madeni, diğer değerli taşlar ve madenler konusunda da verimli bir yer mi? Yani dışarıdan baktığımızda hani Afrika bize kurak, çöllerle dolu, insanların da çok böyle sefalet içinde yaşadığı bir kıta olarak sunuluyor hep. Ama dönüp baktığımda da yeraltı madenleri konusunda da sanıyorum herhalde dünyanın en iyi bölgelerinden bir tanesi. Sebebi nedir sizce? Sebebi tabii ki jeolojik oluşumlar. Fakat dediğiniz gibi çok fazla böyle çeşitlilik var. Yani elmas üretimi yapılan yerler var, daha farklı madenler var, demir üretimi yapılan yerler var. Afrika bu konuda çok çok zengin bir topraklar. Fakat benim kendi alanım metalik madenler diyeyim ve altınla daha çok ilgileniyoruz tabii ki. Altın açısından da çok çok zengin bir yer tabii ki. Okulda mı tercih ediyorsunuz alanınızı?
Okulda nasıl bizim oluyor? Mesleki şey alanımız çok çok geniş. Hı hı. Zemin etüt çalışmaları yapan arkadaşlarımız var. Baraj, yol, tünellerde çalışan arkadaşlarımız var. Madencilik sektöründe çalışan arkadaşlarımız var. Bizim alanımız çok çok geniş. Fakat tabii ki sevdiğin, ben de tabii ki denedim daha önceden de. Acaba dedim bu mesleğe mi yönelsem, diğerlerine mi yönelsem? Tabii ki beni en çok cezbeden kısım madencilik sektörü oldu. Çünkü madencilik sektörü çok çok geniş. Devamlı gelişime açık. Teknolojiyle birlikte yeni şeyler öğreniyoruz. Ve biz kendimizi geliştirmezsek kaybolup gideceğiz. Öyle bir durum söz konusu bu meslekte. Ve devamlı bir şeyler, bir makaleler okuman lazım. Bir şeyleri öğrenmen lazım. Teknolojiyi takip etmen lazım. Buna paralel olarak devamlı bir gelişim içerisindeyiz. Ve bu şekilde çalışma ortamı da beni en çok cezbeden kısmı oldu. Şimdi bir de bu şey var ya, yeraltı madenlerini tüketiyoruz. Siz toprağın altıyla çok fazla haşır neşir olduğunuz için orada durum ne alemde? Gerçekten sonsuz, sınırsız bir durum mu söz konusu? Yoksa insanoğlu çok nankör, bulduğunu harvolu parmağın savuran, her yeri talan eden ve gerçekten de gelecekte bizi ciddi bir felaket mi bekliyor? Çünkü tabiatın ve toprak ananın intikamı çok ağır oluyor. Şöyle bir şey söz konusu, endüstrinin içerisindeyiz. Endüstri devamlı gelişiyor. Endüstri gelişirken bizim de bu endüstriye bir şekilde ham madde sağlamamız gerekiyor. Bu endüstrinin gelişimine paralel olarak da ham madde ihtiyacımız da paralel olarak artacağı için o yüzden bizim de bir şekilde bu endüstriyi karşılayacak ham maddeyi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki dünyada biz ilk insanlığın ilk başından beri daha kolay madencilik yaparak daha yüksek değerler bulunan yerlerde madencilik yapıldı. Bunlar endüstriye kazandırıldı. Bunlar bilimin gelişmesine en çok fayda sağlayan konular zaten madencilikle başladı. Buna şöyle diyebiliriz. Yani bizim orada bulabileceğimiz bir madenin şimdiki şu anki teknolojiyle belki orada değerli bir şey yok. Fakat daha sonraki teknolojinin gelişmesiyle oradaki az olan miktarı bile kullanma ihtiyacı duyacağız. Ve bu devamlı olan bir şey olacak. Bu süre gelen sistem içerisinde bu ham madde ihtiyacımız her zaman olacak ve biz bu şekilde madencilik böylelikle hep devam edecek. Jeoloji ve jeologlar deyince niye hep aklımıza deprem geliyor? Çünkü jeofizik mühendisleri arkadaşlarımız da var. Özellikle onlar tabii ki yerin titreşim frekanslarıyla çok ilgileniyorlar. Onların da hakkını yememek gerekiyor tabii ki. Tabii ki bu bizim mesleğimizin içerisinde faylar var. Depremi tetikleyen bu özellikle daha oluşum kuşakları dediğimiz bölgelerde çok fazla faylar var. Bu faylar hareket halindeler, kıtalar hareket halinde. Bu faylar hareket ettikçe bir enerji salınımı oluyor ve bunlar da depreme sebep oluyor. Bunlar da bizim mesleğimizin bir parçası. Sizin bir yerde bir maden çalışması yapıyor olmanız mevcut alanda bulunan fayları harekete geçirir mi? Yani bir deprem olmasına etki eder mi? Hiçbir şekilde etki etmez. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalar o depremi hareket ettirebilecek güç kesinlikle şu an insanoğlunun yapabileceği bir oraya bir enerji gönderimi şeklinde olamaz. Bizim yaptığımız daha çok lokal işlemler, küçük faylara oranla daha küçük işlemler yapıyoruz. Orada fayları tetikleyecek herhangi bir işlem yapamayız. Yani bu şu anki imkansız denilecek bir şey. Yani. Dışarıdan bir etkenle bu faylar tetikleniyor. Bunu niye soruyorum? En son 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra biliyorsunuz bilim kurgu filmlerini aratmayacak gazete manşetleri ve sosyal medya paylaşımları oldu. İşte gökyüzünden lazerlerle hareket ettirdiler. İşte gemiden verilen sinyallerle yaptılar. Ya da işte bir tarafta maden araması yaptılar. Orada bir ateşleme yaptılar. Burada biliyorlardı falan durumu var. Hazır böyle bir üstad yakalamışken sormak isterim. Bu fay dediğimiz kırılmaya hazır yerin içindeki bu tetikçiye emir verme şansı var mı? Yani git yap bu işi ya da vaktinden önce yap bu işi. Benim bildiğim ve gördüğüm herhangi bir şekilde bir oraya bir enerji gönderebilmek çok çok büyük bir enerji gönderebilmek gerekli. Yani şu an işte gökten bir bomba düşmesi. Çünkü söz konusu olan fayların enerjinin boşaldığı konumlar kilometreden bahsediyoruz.
bir yerin 3 kilometre, 5 kilometre, 9 kilometre altındaki enerji boşalımından bahsedebiliyoruz. Şu anki teknolojide de herhangi bir silahı tetiklediğimiz zaman ne kadar kalınlıktaki bir yeri yıkabiliriz? Ve bunu biz yerin altında daha stabil olan bir yer var söz konusu olan ve orada bir kırık var. Biz bunu nasıl hareket ettirebileceğiz ki? Çok büyük bir enerjiden bahsediyoruz. Bence bu felaket senaryolarını yazan arkadaşlar birazcık şeyi... Ufukları fazla mı geniş? Ufukları çok geniş bence, çünkü şundan sebep, yani biz zaten şu anki teknolojiyle yaptığımız işlemlerle zaten oraya bir enerji transferi yapabilmemiz için, yani düşünsenize 5 kilometre sabit bir yer var ve onun arkasına enerji göndermeye çalışıyorsunuz. Bence bunu yapmaktansa daha çok bilimsel daha faydalı başka işler yapmak bence daha faydalı olur. Ali Hakim Beyciğim, altın konusunda, altın madeni konusunda Türkiye'nin konumu nedir? Verimli bir ülke miyiz bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Evet, şu konuda gerçekten son zamanlarda çok fazla yeni madenler açılmak isteniyor. Aslında bizim dert yandığımız konulardan bir tanesi de bu. Çünkü her meslekte, bir takım mesleklerde olduğu gibi bizde de maden jeologları sayımız çok fazla değil ve yetişmiş insan sayısı çok az konumda. Ve bizim de yeni yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Çünkü yeni madenler açılıyor, potansiyelimiz yüksek. Madencilik konusunda Türkiye artık belirli bir seviyeye geldi. Daha da ilerliyoruz. Tabii ki bunun önce olan ülkeler var. Fakat biz de bu pastadan bir şekilde bir pay alıyoruz. Ve bizim de yetişmiş insana ihtiyacımız var. Bu şekilde... Yetişmiş insandan kastınız? Yetişmiş insandan kastım şu şekilde. Mesela maden jeoloğu aslında ne işler yapıyor ve bu işler yapana kadar, bu serüven geçene kadar aslında belirli bir özellikleri, belirli bir nasıl diyeyim, çalışma psikolojisini oturtması gerekiyor. Mesela ben yer altında çalışıyorum. Yeraltı jeologlarından bahsedeyim birazcık. Biz yer altına girdiğimiz zaman oradaki cevherin 3 boyutlu olarak içerisindeyiz aslında. Biz 3 boyutlu olarak içerisindeyiz ve her insanda bunu yetişmiş insanlar tabii ki farklı. Ama bu insan yetişene kadar o 3 boyutlu görüntüyü kafasında oluşturması gerekiyor. Buradan bir pay geldi, buradan kesiyor, cevher bu şekilde gidecek ve oraya daha hiçbir el dokunmamış bir yerde siz yer altında üretim yaptırıyorsunuz. Sonraki adımda acaba ben nereye gideceğim? İşte onu kestirebilmesi için bu şekilde aslında bizim insanları yetiştirmemiz lazım. Aşağıya inmek mi, yukarıya çıkmak mı? Hangisi daha stresli? Ben aşağıya inince aslında çok değişiktir. Ben çok zevk alıyorum. Klostrofobisi olan insanlar kesinlikle oralarda çalışamaz. Kapalı alan. Kapalı alanda tabii ki. Ama tabii ki şirketin sağladığı tüm emniyetler var burada. Emniyetli bir ortamda çalışıyoruz. Fakat orada kapalı ortamda çalışmak, orada 3 boyutlu düşünebilmek, oranın haritasını çizebilmek, bunlar bambaşka zevkler tabii ki. Sonuçta madene ulaştığınızdaki hazzınız nedir? O bambaşka bir haz. Yani nasıl diyeyim size? Evet, ben bunu çıktı, orada üretimi gerçekleşti ve çıktı bu malzeme ve son ürün olarak tesise gönderiliyor. İşte onu görmek, o çok büyük bir haz. Hayal kırıklığı oldu mu hiç? Beklenenin altında bir şey ya da ne bileyim, karşılaştığınız böyle bir şeyle sizi hayal sükutu uğratan bir şey oldu mu hiç? Tabii ki biz şeyde hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar da oldu. Fakat şöyle bir durum var. Bazen bizi sevindirici, bambaşka cevherin gidişatıyla ilgili bambaşka durumlarla da karşılaştık. Aa dedik, burada daha güzel cevherlerle karşılaşıyoruz. Buradan devam edelim. Bazen de tahmin ettiğimiz yerde beklediğimizden daha az cevherle karşılaşıyoruz. Bunlar bize hayal kırıklığı olarak geri dönüş sağlıyor tabii ki. Ne kadar daha oralarda kalacaksınız? Ne kadar daha oralarda kalacağım? Tabii ki benimle çalışan yönetimden kişiler var. Söz verdiğim üretim değerlerine çıkarttığım zaman tabii ki o konuma geldiği zaman maden o zamana kadar çalışacağıma söz verdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu sizi tanıdığıma. Efendim, jeoloji yüksek mühendisi Ali Hakim Kurt Beyefendi'yi ağırladım bugün. Bir başka programda bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a ısmarladık.